Dilimini'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da abi ne yaptınız ya diyeceğiniz bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar kanalımızın en çılgın serilerinden biri olan Efsane Deney serimizin yeni videosunda görmüş olduğunuz gibi laboratuvarımızı kurduk. Bugün dünyanın en etkili bütün asitlerini bir araya topladık. Sizlerle birlikte yeni bir seri başlatıyoruz. Bu seride görmüş olduğunuz asitleri teker teker deneyeceğiz. Ve bu asitlerin ne kadar etkili olduğunu sizlere göstereceğiz. Bu tarz videolar çektiğimizde işin pirini, ustasını, bu işin profesyonelini getirttiriyoruz. Namı değer asitmen bizlerle. Alkışlarla kendisini buraya davet ediyoruz. Arkadaşlar. Hoş geldin. Nasılsın? İyidir, sen nasılsın? Bu işin profesyoneli, biz de onunla birlikte bugün yanında getirmiş olduğu asitlerle çok çılgın deneyler yapacağız. Abi senden dinleyelim. Yanımızda hangi asitler var? Bunlar ne işe yarıyor? Ve bugün biz bu videoda takipçilerimize ne göstereceğiz? Ben çok merak ediyorum çünkü asitin içerisine bir şey attığımız zaman böyle onu paramparça eden bir yapısı kaynatacak, var ya. Koparacak. Sebebi ne? Biz onu görebilecek miyiz? Fake mi değil mi? Halk arasında en popüler asit ne? Kezzap. Evet, kezzap. Biz sadece kezzabı biliyoruz acaba. Evet. Başka bildiğimiz bir asit yok. Maalesef, ama kezzap. Kendi söylediğine göre çeşit çeşit asitler varmış. Asitlerin ne olduğunu, ne işe yaradıklarını senden dinleyelim abi. Buyur. Tamamdır. Ben lafını kesmek istemiyorum. Buyurun. Estağfurullah. Burada bir sürü asit var arkadaşlar. Ama bizim bugün işimize yarayacak 3-4 tane asit var. Asıl onlar önemli. Çünkü en güçlüleri onlar. Şimdi burada mesela nitrik asit var. Yani kezzap halk adında. Buradaki %50 saflıkta, buradaki ise benim de ilk defa deneyeceğim %70 saflıktaki kezzap. Nelere etki ediyor abi kezzap? Kezzap proteinleri aşındırıyor. İçine yumurta çekersin eritir. Et sokarsın eti anında pişirir. Sadece etlere etki ediyor. Kumaş atarsın kumaşa bir şey yapmaz mesela. Ha kumaşa etki eden kumaşa asit de mi var? Kumaşa etki eden asit sülfürik asit. Sülfürik asit kumaşları anında etki ediyor. Bunun içine et atsak eritmez mi? Eti eritir ama nasıl eritir? 3 saat bekletirsen öyle eritir. Ama anladım. Bu aynı etkiyi 10 dakikada yapar. Etki alanları daha farklı asitlerin. Sülfürik asitin, nitrik asitin etki alanları farklı. Üçüncü asitimiz hidroklorik asit. Bu midemizde bulunan asit arkadaşlar. Mide asiti. Midemizde bulunan var evet. Ama midemizde ekstradan enzimler de var. Mide ama kimin midesinin asiti bu? Yani bu artık kimyasal maddelerden çıkartılıyor. Mideden tamam. Çıkartılmıyor. Tamam yani. Okey. Alüminyum folyo etki eder. Aa demire etki metallere etki eder. Evet metallere etki eder. Bu arada ben bir ara içine vide atmıştım, videyi eritmişti. Bir gün sonra baktım vide yoktu içinde. Yani demiri eritiyor. Biz bunun içine alüminyum folyo atsak direkt erip gider mi? Alüminyum folyo bir anda erir ve biraz da tehlikeli. Biz de bunun için buraya gaz maskesi getirdik. Tamam gaz maskelerimiz burada arkadaşlar. Bunları da takacağız. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu videoda bütün güvenlik önlemleri alınmıştır. Evet. Kamera arkasında sağlık ekibimiz var. Burada profesyonel Yasin var. Koruyucu gözlüklerimiz var. Hepsini evet. Kullanacağız. Siz kesinlikle bu videoyu evinizde denemeyin. Sadece izleyip like atıp kanallarımıza abone olursanız daha güzel videolarla birlikte Yasin'le karşınızda olacağız. Başka çeşitimiz var evet. Mı? Onu da hızlıca dinleyelim. Başlayalım abi merak ediyorum. Bu arada burada laktik asit var. Bu bildiğimiz yoğurt asidi bu aslında. Kaslar yorulduğu zaman bu asit vücutta salgılanılır ve kasların tahribatını engellemek için yorar insanı bu. Evet. Laktik asit. Bu spora mesela yoğurt yiyip spora gidemezsin. Çünkü yoğurtta laktik asit vardır. Spora daha çok kaslarını ağrır. Evet doğru. Yani. Peki bunun bir etki alanı var mı abi? Bunlar çok güçlü asit değil. Ben yine de göstermek için getirdim. Tamam. Ama mesela yumurtayı pişirir. Eline dökülürse yine elini yakar. O yüzden biz yine de hepsinde güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi plastik eldivenlerimiz var. Plastiğe en az etki ediyorlar değil mi? Plastiği hiç etki etmiyorlar. Sıfır etki. Neden evet, plastik etki etmiyor acaba? Çünkü cam ve plastik eylemsiz maddedir. Sadece asitleri değil, kimyasal maddeleri de etki etmezler. O yüzden arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Behr Glass'larımız var. Bu görmüş olduğunuz Behr Glass'ların içerisine asitlerimizi döktükten sonra yanımızda getirdiğimiz et, süt, yumurta, bal, poşet, tişört, taş ne varsa asitin evet. içerisine atacağız ve bunların asitin içerisinde fokur fokur kaynadığını göreceğiz. Benim en çok merak ettiklerimden birisi kezzabın içerisine et girdiği zaman nasıl bir tepkime evet. veriyor. Peki en güçlüsü kezzap mı? Hayır, en güçlüsü kezzap. Daha güçlüsü de mi var? Daha güçlüsü var evet. Ve kezzap mesela diyelim 10 dakikada etki ediyor. Ama bizim yapacağımız burada özel bir karışım var. Anında sokuyorsun, çıkartıyorsun, et paramparça oluyor, hatta kemiği bile eritiyor. Bu hangi asit abi peki? Bu asit piran asidi. Piran asidi. Evet, piran asidi. İsmini şeyden mi alıyor? Hani bilinir ya böyle piranaya eti sokarsan tık 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 çıkartır evet, evet. hiçbir şey. Her yerinden minik minik aslında koparıyor. Aynı piranı gibi denilebilir bence. Hızlı bir şekilde başlayalım. Siz de bu tarz yılgın videoların gelmesini istiyorsanız videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsan başlayalım abi. Başlayalım. Gözlüklerimizi takalım. Öncelikle hangi asiti denemek istiyoruz? Bir kezzabı hızlıca görelim mi ya? Çok merak ediyorum. Ya da en düşükten en güçlüye bence doğru en gidelim. Bence en düşükten başlayalım. Tamam en bence. Düşüğü hangisi? Evet. Hocam. Ben hidroklorik asitten başlamak istiyorum. Tamam ben şu gözlüğü bir takayım. Bismillah. Ama burada en düşük dediğim şeye bakın ne kadar güçlü. Dediğimiz gibi hidroklorik asit sadece metallere etki ediyor. Burada alüminyum folyo deneyeceğiz. Koca bir alüminyum folyo topu yapacağız. İçine atacağız. Sonra uzaktan izleyeceğiz. Bir anda hidrojen gazları çıkacak. Tepkime olacak, köpürecek. Hidrojen gazı çıkacaksa ben maskeyi takıyorum o zaman. Evet maskeyi tak çünkü ben uzaktan seni izleyeceğim. Okay. Benim maskeye ihtiyacım yok. Ben hazırım maskemi takıyorum. Bismillah. Bu arada hidroklorik asit mide asididir. Ve midemizde bu arada enzimler de var, mide kası da var. O yüzden sadece bununla erimiyor yediklerimiz. Hocam ben hazırım. Hadi bakalım. Ben açtım kapağını bu arada.
Minik yardım yaptım. Tamam. Tamam, ben gidiyorum. Şöyle, elimde görmüş olduğunuz gibi bir alüminyum folyo var. Alüminyum folyo da şöyle bir alüminyum folyo topu hazırladım. Sizlere göstereyim şu şekilde. Asiti döküyorum, hazır mısın? İlk döktüğümüzde bir şey olmaz değil mi? Hayır, hiçbir şey olmaz. Bu arada 200 mililitre dolduralım, daha fazla doldurmayalım. Yeterli olacak. 200 mililitreye kadar. Şurada zaten şeyler yazıyor, mililitreleri 100, 200, 300, 400 diye. 200 mililitre asiti dolduruyorum. Çok az olsa bile neler yaptığını göreceksiniz şimdi. Allah! 200'ü doldurdum hocam. Tamam, süper. Bırakıyorum. Bırak abi. 3, 2, 1. Bıraktım. Evet. Şimdi kaçmak için zamanım var. Beklediğimden daha yavaş tepkime veriyor. Ben bir anda bir şeyler olacak falan sanıyordum. Merak ediyorum nasıl bir şey olacağını. Duman çıkmaya başladı. Biraz sonra tepkime çok hızlanacak ama. O duman hidrojen gazı asla solunmaması gereken bir gaz. Çünkü yakıcı ve boğucu bir gaz. Gazlar oluyor. Evet. Çok iyi. Sinsi oldu. Solumayın. Buradan solumayın. Ben arkadan çekiliyorum. Oha. Bu arada hatta gaz maskesi var. Asla zarar vermiyor. Ben de gaz maskesi olduğu için bu kadar yakın durabiliyorum. Siz kesinlikle şu gazı koklamayın arkadaşlar. Hidrojen gazıydı değil mi? Hidrojen gazı. Uçucu bir gazdır. Eskiden zeplinlere de bu gaz kullanılıyordu. Zeplin mi uçuruyormuş bu? Evet, zeplini bununla uçuruyorlar. Balon dolduralım. Helyum balonu gibi. Bunlar. Evet, helyumdan iki kat daha uçucu bu arada. Ve çakmak tutarsan yanan bir gaz. Parlar bir anda. Oha. Evet. Abi şu anda tepkimesi bitti. Ve sizlere şöyle bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Az önce bu görmüş olduğunuz beher glass'ın içerisinde bir alüminyum folyo topu vardı. İlk başta tepkimeye girmeye başladı. Daha sonrasında simsiyah oldu, kaynadı, dumanlar çıkardı ve şu anda tekrardan aside dönüştü. Çok garip değil mi? Arkadaşlar şu an yaklaştım gördüğünüz gibi, çünkü artık hidrojen gazı salınımı bitti. Gördüğünüz gibi hidrojen gazı havadan yoğunluğu daha az olan bir gaz, tamamen havaya uçup gidiyor. Direkt uçup gidiyor mu? Evet, direkt uçup gidiyor. Eğer yanlışlıkla solumuş olsaydık bir anda öksürtüyor. Öksürtünce de refleks olarak nefes alıyorsun. Sonra tekrar öksürüyorsun, tekrar nefes alıyorsun ve bu bir kısır döngüye giriyor. O yüzden çok boğucu ve çok tehlikeli bir şey. Şu anda salınımı durduğu için rahat bir şekilde maskelerimizi de çıkarttık. Arkadaşlar benim çok garibime giden bir şey var. Görmüş olduğunuz gibi içerisine biz bir alüminyum folyo topu attık. İlk başta biraz durdu. Sonradan tepkimeye girmeye başladı. Tepkimeye girdikten sonra simsiyah kaynadı. Tekrar bembeyaz oldu abi. Ya hiçbir şey kalmadı oğlum. İçinde hiçbir şey kalmadı. Evet, tamamen çözdü. Şu anda elimde bir de bulaşık teli var. Bunu da atmak istiyorum. Maskeyi çıkardım. Uzaktan izleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bakalım buna nasıl bir tepki verecek. Hazır mısın? Atıyorum Yasir abi. Sen de uzaklaş hacım. Tamam, kamera arkasında maskeyi siz de uzaklaşın. Maskeyi bence tak önce. Ben uzaklaşacağım. Direkt salıp tamam, uzaklaşacağım. Tamam, zamanımız var. Doğru. Hazır mısınız? Saldım. Oha, direkt tepkimeye girdi. Oha. Direkt oldu. Vay. Bu kadar beklemiyordum. Bu çünkü ince ya, alüminyum folyolar ince ya bundaki. Bu niye bu kadar hızlı tepkimeye çünkü girdi? Çünkü asit zaten bir öncekinde ısındı. Şu an egzotermik reaksiyon daha hızlı gerçekleşiyor. Bu arada egzotermik reaksiyon ısı veren demektir. Şu anda ısı veriyor dışarı. Evet. Bu bildiğin mide asiti değil mi bir de? En basitlerinden birisi, evet, değil mi bu? Evet, mide asiti. Aslında şöyle, bana yorumda hep arkadaşlar söylüyor. Abi en güçlü asit hangisi diyor. Hangisi? Ben de diyorum. Kez zaptır. Hayır, aslında öyle değil. Her asitin en güçlü olduğu alan farklı. Yani her asit farklı alanda güçlü. Peki senin favori asitin hangisi? Benim favori asit piran asidi. Hazırsan ikinci asitimize geçelim. Tamamdır, hadi geçelim. Bakalım. Hidroklorik asitin ilginç tepkimelerini Yasin'le birlikte izledikten sonra görmüş olduğunuz gibi sıradaki asitimiz sülfürik asit. Çok garip bir asit. Evet. Tekstil ürünlerini etki ediyor. Tişörte, mişörte. Kumaşlara, evet. Ya mesela aslında bu çok tehlikeli bir şey. Eğer elinizde bir beher glas sülfürik asit varsa ve bunu üzerinize yanlışla dökerseniz bir anda üzeriniz yanar ve çok kötü sonuçlarına neden olur. Tişört gider direkt yani. Saniyesin. Evet. Arkadaşlar biz de bunu test etmek için yanımızda şu şekilde bir tişört getirdik. Bunu sülfürik asitle beraber test edeceğiz. Ben tekrardan maskemi takıyorum ve testimize başlıyoruz. Evet, ben yapıyorum abi. Bugün tabii ben de. Sülfürik asit kumaşa döküldüğünde önce kararacak, sonra eriyecek. Sonra geri kalan malzemeler kömür şeklini alacak. Başka nelere etki ettiğini söyleyeyim sizlere. Şekere etki ediyor, pudra şekerine etki ediyor, yumurtaya etki ediyor, süngerlere etki ediyor. Bayağı her şeyi eriten bir asit bu arkadaşlar. Çılgın bir şeydir bu sülfürik asit. Çok çılgındır. Benim eldiven gitti. Ben hemen değiştirelim. Hemen bir değiştireyim abi, bir saniye. Sen bununla bayağı önceden testler yapmışsın deneyler. Evet, burada yardım. Gerçekten daha önceki deneylerin izleri var. Ama bak bu da güvenli olduğunu kanıtı. Hiçbir şey olmamış. Sadece rengi değişmiş. Şey hazırım hocam. Evet tamam, ben hazırım. Maskeyi taktım, ben de hazırım. Sülfürik asitimizin kapağını açtım. Şöyle kenara bırakıyorum. Öncelikle sülfürik asitimizi yayvan beher glasa dolduruyorum. Tekrardan güvenli bir şekilde kapattım. Hadi İniyor. Bakalım. Hadi bakalım. Evet, indirdim. Şu anda sülfürik asitin içerisine tişört girdi.
Abi kalitesiz sülfürik asit satmışlar sana Yasin. Yok ya, %98'di. Oha, olaya bak, olaya bak. Yasin abi görüyor musun? Bak şimdi, bak. Oo, ayrılıyor şu anda. Abi olaya bak. İnanılmaz oldu ya. Tişört var ya, bunun içerisinde yok olur ha. Önce jel gibi oldu bu arada. Jel gibi oldu. Gitti. Tişört gitti. Yasin gel istersen, bunda bir gaz falan çıkmadı. Evet, fazla bir gaz bir çıkıyor bunda. Bir tepkin olmadı, evet. Evet. Şunu fark ettim, bu beze çok fena etki etti. Evet, şimdi size onu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu bez çünkü ıslak bez. Bu asit sularla tepkimeye giriyor. Eğer biz bunu da biraz ıslatsaydık, nemli olsaydı daha hızlı tepkimeye girerdi. Atayım mı bir? At ama bir anla değil, biraz yavaş yap yine de. Oho! Oho! Evet. Bir dakika hocam, bir saniye. Çok bir iyi. Uzaklaşın beyler. Oha! Karıştırabilirsin eğer. Gaz masken var zaten. Oha! Çok iyi. Az önceki hidroklorik asit bana göre 10 üzerinden 7 almayı hak etti. Sülfürik asit beklediğim performansı pek vermedi gibi ya. Verecek biraz sonra, ben nasıl? Daha güzel şeyler yaptıracağım sana. Oğlum simsiyah oldu. Şimdi... Abi ben bunu bir kenara alayım ya. Kenara al, tamam. Bunu güvenli bir şekilde kaldırıyorum ve götürüyorum. Müsaadenizle. Sıradaki asitimiz ne? Hemen ona geçelim hızlıca. Merak ediyorum. Ya abi kezzaba gelelim artık ya. Evet, gelelim. Kezzaba bir gelelim, evet, artık. Gelelim. Şurayı temizliyoruz, kezzap tamam deniyoruz. Bergen'e tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem sözlerini yazdıran, o kötü günleri yaşamasına sebep olan nitrik asit. Yani halk arasındaki ismi de bizim bildiğimizde kezzap. Kezzap. Bugün kezzaba. Vallahi benim de tüylerim diken diken oldu. Bugün evet. Kezzaba görmüş olduğunuz gibi tavuk indireceğiz. Bence en güzel örnek bunun olabilir. Kemik var, et var, deri var, hepsi var. İndiriyoruz o zaman hazırsan. İndirelim. Ben maskemi tekrardan takıyorum. Bunu ben yapmak istedim. Tamam. Nitrik asit yani kezzap proteinleri etkiliyor. Proteinleri aşındırıyor, duman haline çıkarıyor. Ama duman pek görünür duman değil. Bir anda çıkarmıyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi nitrik asit elimde. Bugüne kadar Yasin'in denemiş olduğu kezzaplardan bile daha saf bir kezzap. Daha öncesinde kendisi bunu denemiş. %50'lerde bir saflıkta. Bugün bizim kullanacağımız kezzap %67 ile %70 saflık arasında. Hazır mısın Yasin abi? Buyurun. 200 milim dolduruyorum. Bence tamamını doldur. Tamamını şişeyi, dolduruyorum. Evet, şişeyi bitir. Asla ona çıplak elle temas etmeyin. Eğer temas ederseniz eliniz bir anda bembeyaz olur. Bu arada böyle bir şeye maruz kalırsak istemeden ne yapacağız onu da anlatacağız. Evet. Şunu bir deneyelim. Önce bir deneyelim. Abi ben şöyle tutacağım. Zaten bu anında olan bir şey olmadığı için bir izlemek istiyorum. Bıraktım evet. İçine. Şöyle biraz uzaklaşıp buradan izleyeceğim. Ben de geliyorum. Anında duman çıkmaya başladı. Şuradan bak dumanları görüyorum. Oo evet, dumanlar çıkıyor. Oha pişmeye başladı. Çok fena. Pişmeye başladı, üstü siyah siyah hemen oldu. Hemen pişirdi. Evet. Bak dumanlar çıkıyor bir de. Bırakır bırakmaz bir anda yanmaya mı başlayacak yoksa vakit mi geçirecek diye biraz vakit geçtikten sonra kızarmaya başladı. Şu an biz orada cansız bir şey attığımız için bunu göremiyoruz. Aslında çok büyük bir can yanması olması gerekiyor şu anda. Ve çünkü dokuları bozuyor değil mi? Dokuları bozuyor, proteini bozuyor, dokuları bozuyor, aynen öyle. Ve belli süre geçtikten sonra asitten çıkarsan bile dokular bozulmaya devam ediyor. Geri dönüşü olmayan bir yola giriyor yani. Evet, geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Kurtulmak imkansız mı? Kurtulmak neredeyse imkansız. Yani peki, yanlışlıkla böyle bir şeye temas etsek, maruz kalsak ne yapmamız lazım? Gerekiyor? Şöyle maruz kaldığınız zaman normalde karbonatlı su, sabunlu su gerekiyor ama hemen onu bulamayız etrafta. O yüzden en mantıklısı bence su hemen anında suyla seyreltmek üzerimize dökülen. Bir de hızlı bir şekilde sağlık kuruluşlarına hemen başvurmak. Evet, evet ama sağlık kuruluşlarına başvurmadan önce ilk yardım çok önemli. Çünkü hı-hı, onlar gelinceye kadar bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani bu asite suyla müdahale etmemiz gerekiyor. Evet, bence öyle olmalı çünkü dışarıda kimse sabunlu su bulamaz. Anladım. Bu şekilde. Anladım. Neden sabun peki? Çünkü sabun bazik maddedir. Asitle bazik maddeyi birleştirirseniz nötrleşir, nötralize olur. Ve açıya tuzla su çıkar. Asit olmaz artık, suya dönüşür. Ha, sabun olsa süper olur o zaman. Sabun hemen çözer bu işi. Evet, sabun çözer ama eğer bu olay zaten genellikle maalesef dışarıda böyle olaylar olduğu için dışarıda sabunlu su bulunamayabiliyor. Bir bakalım mı ne hale geldi? Bakalım. Çok sağ olasın. Bunda bir gaz açığa çıkmadığı için kenara alıyorum. Bir çıkartayım dışarıya, bir bakalım o zaman istersen. Bakalım. Yani benim beklediğimden daha az tepki verdi bu arada.
Ha yok. Bakın bunlar hepsi yanık. Elimiz böyle beyaz olsa bir yanda çok yandığını görürüz zaten dışarıdan. Aslında bu yandı şu anda. Hatta şu tarafı çevirsem burada sararmalar var. Evet, sararmaları çevireceğim şöyle. Gösterelim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi aslında bir yanda yakıyor. Sülfürgaz'da böyle bir şey olmuyor. Kezzap da oluyor bu. Hmm. Ama bundan tabii daha güçlü asitimiz var. O da piren asidi. Sıradaki asitimiz olan canavar piren asitine geçelim. Onu da anında, yani gaz maskesi şart. Koyar koymaz anında köpürecek. Kendini koruman çok önemli. O yüzden çok dikkatli olacağız onda. O zaman ben hazırım. Siz de hazırsanız şu piren asitine geçelim. Evet. Rabbim bundan dolayı mağdur olan herkesin yardımcısı olsun. Amin. Bundan dolayı insanlara saldıranların da Allah belasını versin diyorum. Daha ne diyeyim abi? Çizgi filmlerdeki gibi kezzapın içerisine bir şey batırdığım zaman, çıkardığım zaman hiçbir şey kalmayacak diye düşünmüştüm. Ama evet, bir şey olmadı gibi geldi bana. Tamam, üstü yandı, kızardı, beyazladı ama sanki daha fazla etki edecekmiş gibi düşündüm ben onu. İnsanlarda böyle bir yanılgı var. Böyle çizgi filmde gördükleri şeyleri gerçekte de böyle sanıyor. Ama böyle değil. Biz şimdi bir kere batırıp çıkarsaydık o şeyi ama hiç bir daha içine katmasaydık kezzapın içine. Sonra 2 saat boyunca bekletseydik ardından etin bir anda aktığını görürdük. Aa, yani bir kere maruz içinde kaldığı zaman ondan evet, sonra... Aa, zaman içinde dokuları parçalıyor, çok kötü oluyor. Şimdi sıradaki asidimiz namı değer piren asidi. Sen evet, çok övdün bunu. İki tane bu asidin karıştırılmasıyla yapılıyor. Bir dinleyelim abi senden, buyur. Bu işte çizgi filmlerdeki gibi. Anında yapacak. Ben buna bayılıyorum ya. Bu anında etki ediyor. Çok fena bir şey. Bu asidi nasıl yapıyoruz abi? Onu dinleyelim önce. Bu asidi şöyle. Önce sülfürik asidi ekleyeceğim. Tamam. Bundan ekliyorum. Sülfürik asidi şimdi hidrojen peroksit ekleyeceğiz. Onu ben ekleyeyim mi? Eklediğimiz an kaynamaya başlayacak. Ama eline sıçramaz. Yavaş yavaş eklersen şöyle içinde kaynayacak kendi kendine. Tamam, ekliyorum abi. Tamamdır. Ne kadar ekleyeyim? Yavaş yavaş ekle. Zaten anlaşılacak kıvama. Oo. Tamam, tamam. Oo. Çok fazla. Oo. Çok fazla. Abi. Oo, masayı yaktı. Masa yanıyor şu an. Masayı yaktı. Oha! Masa yanıyor. Ulan gitti milyarlık masa. Abi dokunma, dokunma. Bildiğin. Etkisi bitene kadar bekleyeceğiz. Dokunmuyorum. Yanar yani mı masa? Şöyle eldiveni falan da artık bu affetmiyor bu asit. Eldiveni falan eritir bir an. Tavuk butunu piren asitinin içerisine dökeceğiz. Masayı mahvetti zaten, bakalım tavuğa ne yapacak. Hadi buyurun. Hazır mıyız? Ben hazırım. 3, 2, 1. Oo! Oha, çıkart abi. Bir çıkartsana. Oha! Pişti. Şuna bak. Bırak şimdi, bırak. Bıraktım şu anda. Abi bu çok tehlikeli bir şeymiş ya. Gelsene, gel gel. Bir iki adım geri gel. Gel gel. Şunun üzerine biraz daha hidrojen peroksit eklersek daha da güçleniyor. Onu şimdi... Daha onu eklemeyelim artık. Yeter zaten abi, yeter. Zaten eritecek onu. Bakın, kemiği bile gidecek. Çok iyi olmadı mı abi? Abi çok tehlikeli oldu. 10 üzerinden 100 veriyorum. Harbiden evet, piren asiti. Hani adının hakkını verdi yani. Evet, sülfürik asit. Şimdi seviyor musun sülfürik asidi? Abi ben bu asitlerin hepsinden teker teker nefret ediyorum. Şimdi sen asitmensin, bu işin bu olduğu için seviyorsun abi. Ne kadar tehlikeliymiş ya. Çok tehlikeli. Bu arada tepkimesi bitti, istersen gidip bir bakalım. Bakalım. İstersen sana bunu vereyim. Tamam, ben bir bakayım. İncelemesini sen yap. Okey. Geriye sadece bu kalmış ya. İstersek onu da eritiriz. Bir sadece parça kemik kalmış sadece oğlum, hiçbir şey kalmamış. Evet. Kemiğin büyük çoğunluğu gitmiş. Abi peki bu asitler ne işimize yarıyor? Bu kadar zararlı malzemeleri nerede kullanıyoruz onu merak ediyorum. Bu asitler fabrikaların neresi? Tamamında asit var bir kere. Deri fabrikalarında, teknoloji fabrikasında bile asit var bu arada. Anladım. Neredeyse tüm fabrikalarda asit var. Evet. Arkadaşlar şimdi denediğimiz ve tepkimesini izlediğimiz bütün asitlerin beher glasslarını kenara bırakmıştık. Onları tek tek sizlere göstereceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım onlara. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi baştan sona test ettiğimiz, denediğimiz, tepkimelerini izlediğimiz asitleri yan yana dizdik. En son izlediğimiz piran asiti var burada. Simsiyah. Hala sıcak, masayı yaktı. Yani o asitleri birleştirdiğimiz andan itibaren bir anda köpürdü, ortalığı evet, yakmaya başladı, dumanlar çıktı falan. Burada ne vardı abi? Kezzap vardı. Kezzabın içerisine bırakmış olduğumuz tavuğu sizlere göstereyim. Uzun bir süredir orada bekliyor. Tavuk bildiğin fırında pişmiş gibi pişmiş. Kızartmış. Abi alt tarafına baksana, bildiğin kızartmış. Şöyle göstereyim size. Hmm. Bildiğin fırın gibi ya. Evet, fırında evet, pişmiş tavuk gibi olmuş. Çok yani iyi. Bu ne demek arkadaşlar? Moleküler yapısı tamamıyla bozulmuş demektir. Evet. Protein yapısı aynen eti öyle yakmış. Burada ne vardı hocam? Burada ilk denediğimiz asit vardı. Yani hidroklorik asit vardı. Onun içerisinde bir bulaşık teli vardı yanlış hatırlamıyorsam en evet, son. Bulaşık telini şöyle çıkartayım.
çıkartamıyorum. Aa. Hiçbir şey kalmamış. O tuz gibi şekil olarak duruyor. Parçalanmış durmuş öyle orada. Bunu hatırlıyorsan ilk başta içerisine attığımız metali, alüminyum folyoyu eritip yok etmişti. Yok ettikten sonra da saydam hale gelmişti. Tekrar saydam oldu. Bulaşık telini tekrar attığımız için bulaşık telinde demek ki sadece metal değil, katkı malzemeleri de var. Evet, üzerinde evet. Boya da olabilir. Ondan dolayı da bu görmüş olduğunuz farklı renk ve yapılara bürünmüş. Burada görmüş olduğunuz da sülfürik asit. Benim en sevmediğim ama aslında en etkili asitlerden birisi. Evet. İçerisine bırakmış olduğumuz kumaşı bakalım ne hale getirdi en son. Abi puding gibi yapmış ya. Bir dakika şöyle yapacağım. Harbiden puding gibi olmuş. Bitirmiş. Çok iyi ya. Sen bundan zevk alıyorsun değil mi? Bunları çok yapmaktan. Çok sevdim. Yani yaparken bir anda çok iyi ya. Of of diyor. Yasin'i bazılarınız tanıyordur ama bazılarınız unutmuş olabilir. Çünkü YouTube'un en eski içerik oluşturucularından 2015'te birisi. 2015'te başlamıştı. Evet, bayağı uzun zamandır yapıyordun ama kanalının başına bir takım badireler gelmiş. Hı-hı. Ve tekrardan YouTube'a başlamış. Biz de delimini olarak ona destek olmak istedik. Onun kanalını buraya bırakıyorum. Kendi kanalımı da buraya bırakıyorum. Kanallarımıza abone olursanız efsane deney videoları gelmeye devam edecek Yasin'le birlikte. Aynen öyle oldu bu arada. Değil mi? Çok güzel. Abi çok ben güzel hayatımda ya. Böyle bir şey görmedim. Hem tedirgin oldum hem böyle eğlendim. Çılgın videolar istiyordunuz. Alın size çılgınlığın ben dibi. Ben de bu arada seninle çekildiğim için çok mutluyum. Abi iyi ki de geldin. Kendine iyi bak. Görüşürüz.